Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni bir vlogla karşınızdayım dostlarım. Bayağı fire vermeden gidiyoruz. Bence çok iyi. Ay bu arada dün paylaştığım videodan o kadar memnun değilim. Yani böyle acaba paylaşmasa mıydım falan dediğim bir videoydu. Çünkü bayağı dedikodu yaptık ve kız kardeşliğin içinden geçtik gittik yani. Ama olsun gene de o da sonuçta bana bulaşıyordu. Neyse. Şimdi böyle bir çok hafif küçücük bir makyaj yapacağım. Çünkü bugün pilatesim var. Pilatese gideceğim. Pilatese gideceğim için de yüzüme bir şeyler sürmemin bir anlamı yok. Çünkü zaten akıp gidiyor. Şu çene bölgemde bir kuruluk var arkadaşlar. Bu çene bölgeme siz yapmayın. Bakın siz yapmayın. Size yapın diye söylemiyorum. Asla önermiyorum. Çene bölgeme hametan süreceğim. Öyle bir başlayalım. Ondan sonra acaba bir yandan da laflayalım. Çok eski bir arkadaşım vardı. Arkadaşım da böyle Semra'nın işte kocasının arkadaşıydı falan. Böyle işte bizle arkadaş olmak istedi falan filan. Ve biz böyle bir ara yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Böyle çok iyi bir kız falan, çok güzel vakit geçiyoruz. Fakat insanlar zaman içerisinde gerçekten gerçek yüzlerini hep böyle gösteriyorlar. Yani biz böyle hani kızla kötü bir şey hiçbir zaman yaşamadık. Yani hiç böyle ne kavgamız oldu ne bir şeyimiz oldu. Fakat yani onun bana böyle söylediği bir şey vardı. Evlendi mesela. Ben işte nişanlarına gitmiştim falan. Nişanına gittikten sonra biz bir kere buluştuk. O buluşmada o böyle bir laf etti. Zaten ara ara hep böyle şeyleri oluyordu ama böyle kalbinde bir fesatlık, bir böyle kalbinde bir karalık, bir kötülük vardı. Ondan sonra ben de böyle olduğu zaman hani şey yapamıyorum. Benim bu arada hiçbir arkadaşım böyle işte kavga ettik, küstük, bana yamuk yaptı, ben ona yamuk yaptım, bir şey oldu falan. Öyle bir hiçbir zaman bitmez. Ama ben yani benim için gerçekten bu çok önemli. Hani böyle kalbinde hainlik olmaması lazım arkadaşlarım. Çünkü mesela benim kalbimde hiç hainlik olmaz. İşte biri bir şey mi aldı? Sanki kendim almışım gibi sevinirim. Biri bir şey mi yaptı? Kendim yapmışım gibi sevinirim. Ya da ne bileyim biri bir şey mi oldu? O şey kendim olmuşum gibi, yani o mevkiye kendim gelmişim gibi sevinirim. Ondan sonra ama böyle birinin bir hainliğini, böyle kalbinin hainlendiğini gördüğüm zaman böyle şey oluyorum yani hani abi nasıl ya falan diyorum. Ya kızın da şey olmuştu işte, nişanlandı böyle. Nişandan bir gün sonra mı 2 gün sonra mı neydi tam hatırlayamayacağım. Biz böyle buluştuk, kahve içmeye gittik falan. Ondan sonra İstinye'de bir nargileci var. Sahilde böyle şeyin karşısında, lokmacının karşısında. Sevgi Çay Bahçesi'nin karşısında bir tane nargileci var böyle. Orayı o çok severdi. Biz de gider böyle orada oturduk falan böyle işte. O nargile içerdi. Ben de böyle oturdum sohbet ederdik. Dilara bir gün böyle şey yaptı. İşte böyle bir kız önümüzden jiple geçiyor böyle ve dedi ki ben dedi jipi olan insanları çok kıskanıyorum dedi. Ondan sonra işte onun var niye benim yok falan yaptı böyle ve bilin bakalım kimin altında jip var. Ben böyle, abi bunu bana da yaparsın o zaman falan diye böyle şok olmuştum ondan sonra ve böyle hep bir şeyi vardı yani güzel bir şey olduğu zaman mesela sen güzel giyin böyle şekli şemali değişiyordu falan ondan sonra. Sonra ben böyle bir anda onunla görüşmeyi kestim. Ondan sonra ne oldu? Evlendi. Bana dedi ki sen benim evliliğimi kıskandın. Ondan sonra işte sen çekemedin falan. Ben Hilal Cansu Erdoğan. Asla yapmam böyle şeyler. Neyse. Bana mesaj atmış işte böyle bir tane reel atmış falan. Ondan sonra işte Reel'da da Prens diye bir dizi varmış. O diziyi çok seviyormuş falan. İşte bana da izlemem için tavsiye etti. Ama böyle hiç sohbetimiz bir şeyimiz yok. İşte evlendim ben. Sen işte gelmedin. Görüşmedik falan. Ondan sonra işte gel sana menemen yapayım. İşte Adanalıydı mesela. Çok güzel yemek yapardı. Annesi de bu arada çok güzel yemek yapardı. Bu arada ya annesi de öyle. Gerçekten bak bir insanın annesi neyse çocuğu da o oluyor. Ama eğer tabii ki de çocuğu anne büyüttüyse bu oluyor. Gen faktörü falan hariç. Mesela annesi de böyleydi. İşte kızın çok yakın bir arkadaşı var böyle Ezgi diye. Mesela Ezgi şey yapmış. İşte evde atıyorum. Bizim kız var. Bizim kızın kardeşi var. Kızın annesi var. Bir de kızın anneannesi var. Ondan sonra bir de Ezgi kendisi 5 kişiler ve 5 tane kurabiye almış gitmiş onlara.
İşte vay efendim niye daha fazla getirmedin falan diye annesi böyle bir gün şey yapmıştı. Ve ben böyle o kadar utanmıştım, o kadar üzülmüştüm ki hani şey demiştim böyle. Ulan keşke baklavayı 1 kilo değil de 2 kilo alsaydım falan oldu böyle ondan sonra. Çünkü belki ona da bir şey bulacak, ona da bir şey söyleyecek falan. Neyse dün o kız mesaj atmış böyle. Bu arada ben hani bir de ben bir arkadaşımla daha böyle oldum. Bir anda böyle uzaklaştık falan. Onda da benimle dalga geçti ondan sonra. Ve benim böyle ben çocukken çok aşağılanarak büyüyen bir çocuk olduğum için böyle hani bunu mesela yediremiyorum kendime. Hani benimle dalga geçmeyeceksin. Ben kendimle dalga geçebilirim. Benim kendimle dalga geçtiğim konuda benimle dalga geçebilirsin. Ama benimle dalga geçmeyeceksin hani. Bu böyle benim en hani şeylerimden bir tanesi. Aşabilirim, aşmak zorunda değilim falan gibi bir şey mesela. Sonra düşündüm böyle hayatımdan hani böyle böyle çıkan insanları falan düşündüm. Ve benim bir tane ortaokulda arkadaşım vardı. Aklıma o geldi. Ben de dün ona mesaj attım. Ondan sonra dedim ki ya biz seninle çok iyiydik. Ondan sonra hani ben seni çok seviyordum. Çok yakın arkadaşlık falan ve yakın oturuyoruz hani. Çünkü ben ilkokulu şu an oturduğum bölgede okuduğum için hala burada oturuyor falan. Ondan sonra ve kıza mesaj attım. Böyle konuşmaya falan başladık. Mesajlaşmaya başladık. Allah'ım yarabbim ya resmen sanki böyle beraber büyümüşüz gibi falan. O kadar hoşuma gitti ki. Bu olayı niye anlattım bilmiyorum. Öyle bir anlatasım geldi. Dilara'dan nerelere nerelere geldik. Şöyle. Bu arada yıllar önce o böyle görüşmeyi kestiğim o arkadaşımla da buna benzer bir şey olmuştu. Ya ben günün sonunda hani unutuyorum, affediyorum falan ama gerçekten benle böyle dalga geçildiği zaman onun şey yok yani. Niye öyle bilmiyorum. Değersizlik hissi. Bu aralar bu özdeğersizlik yani özdeğer mevzusuna, değersizlik hissine acayip şekilde takılmış durumdayım. Bilmiyorum ne olacak. Dudağıma bir de parlatıcı süreceğim. Bugün günlerden cuma. Ve pilatese gitmeme daha 2 saat falan var. Bugün aidat ödeyeceğiz. Sabah kredi kartı ödedik, kira ödedik, fatura ödedik. Bugün böyle var ya, bugün böyle benden çıkma günü böyle. Çıkıp gidiyorlar bana. Neyse. Öyle işte. Dün bu arada vadideydim. Vadiyi böyle gezdim, dolaştım, ettim, tuttum. Çok güzel bir tane Bershka'dan Mom Jean beğendim. Böyle bir rengi falan tam benim istediğim renk. Böyle koyu lacivert değil, boya veren. Çünkü bazı lacivert pantolonlar insanın bacağını falan boyuyor böyle. Öyle olsun istemiyorum. Çok koyu değil, çok açık değil. Çok açık da ben hani 40-42 beden olduğum için likrasız kumaşta 42 beden giydiğim için maalesef şey oluyor. Beni daha kilolu gösteriyor. Yani beyaz pantolon 36 bedeni bile hani 38 beden gibi 40 beden gibi gösterir ya. O mevzu. Kesim falan da önemli tabii ama neyse işte. Bedeni yoktu. 42 bedeni yoktu. 40 vardı, 44 vardı. Ondan sonra ben Bershka'da 44 bedenin olduğunu bilmiyordum bu arada. 44 bedenleri falan da güzel böyle geniş geniş 44'tü. Beğendim yani. Yüksek bel, çok güzel bir pantolondu. Bir ara herhalde önümüzdeki hafta giderim. Pazartesi giderim. İstinye Park'a gittiğimde 42 bedenini alacağım. Panty'den 20'den şöyle bir gün boyu kilotlu çorap aldım. Çünkü benim kilotlu çoraplarım hep koyu renkte. Bunu da şeyde gördüm. Nurbilen Yavuzer'de gördüm. Ondan sonra dedim tamam. Ve hoşuma gitti. Bu arada çoraplar eğer kaçıyorsa bunu da Nurbilen'in şeyinde gördüm. Instagram'ında gördüm. Şey diyor krem sürün bacaklarınıza. Çünkü kuru cilt hani çorabı kaçırır ve ellerinize. Böyle bir 2-3 dakika bekleyin. Hani bacaklarınız kremi emsin. Ondan sonra çorabınızı giyin diyor. Biz de deneyeceğiz. Ya bunu yıkamama aslında gerek yok. Fakat ben gıcık kıl kuyruk bir insan olduğum için. Ay kız bu ne? Aa çok büyük bu. 4 bedenini almıştım ama. Hay Allah. Yani gerçekten baya baya büyük duruyor. Neyse giyeriz bir şey olmaz. İnşallah kolay kaçan bir şey değildir. Evet öyle. Ondan sonra bir de bu 60 liraydı. 100 liradan düşmüş. Şöyle bir üçlü çorap seti. Bunları yıkamaya atacağım. Ondan sonra pilatesten dönerken deterjan alacağım. Evde deterjan kalmadı. Renkliler ve beyazlar için deterjan yok.
Ondan sonra geldiğimde de makineyi çalıştıracağım. Dünya kadar ütüm birikti. Asla yapmıyorum. Bakalım seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz. Baya böyle bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak durumundayım. Gidiyorum şimdi. Çorapların rengi çok güzel ya bu arada. Baksanıza şöyle moru, yeşili. Ama en güzel pembesi çok güzel. Rengi baya iyi. Şöyle. Bileği de sıkmaz inşallah. Beni böyle kangren bilek yapmaz. Benim bileklerim kalın gerçi. Yani istediği kadar geniş olsun. Gene de benim bileklerimi sıkar. 10 dakikadır görüşüyorum. Konuşuyorum. Görüşürüz. Dostlarım, 2 gün aradan sonra yeniden herkese merhaba. Ben böyle 2 gün video çekmedim. Yorgundum, halsizdim. Regl olacaktım. Mutsuzdum, duygusaldım falan. O yüzden çekmedim bir şey. Şimdi bugün günlerden pazar Seda ile buluşacağız. Geçen hafta ben Gülsün'le buluşmuştum. O da arkadaşıyla buluşmuştu. O yüzden geçen hafta görüşememiştik. Bu hafta arayı kapatalım dedik. Güneş kremiyle başlıyorum. Küçük hafif bir makyaj yapacağız. Dışarıda hava buz gibi ve yağmurlu. Akşam papyonu bile dişe çıkaracağım. Üf. Yordun beni Keko. Beauty of Hozeo'nun şu pirinçli ve probiyotikli güneş kreminden sürüyorum. Gece başım ağrıyordu, uyuyamadım. 2'yi falan geçmişti uyuduğumda. Baya böyle saat 1'e geliyordu, yattım. Ama maalesef 2'yi geçmişti uyuduğumda. Bir sürü de böyle uyumak için elimden geleni yaptım. Ama maalesef uyuyamadım. Bugün de böyle bir şeyim. Gece kalktım bu arada, bir de şey içtim. Ağrı kesici içtim falan. Aman Allah'ım. Her zamanki gibi şu şeyden süreceğim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Valla günlük vlog çekeceğim diye şey yaptım ama araya bir regl modası girdi. 2 gün. Maalesef. Maalesef de maalesef. Bu arada videoların da izlenmesi düştü. Daha az video attığımda daha çok izleniyordum. Neden öyle? Niçin öyle? Hangi fırçayla süreceğiz? Peki. Aldık fırçası o. Keko. Şunu da sürelim. Şeyin, Nashita'nın bu Professional serisinden 385 numaralı fırçası. Güzel bir fırça ama maalesef böyle kılları ara ara fıttırı fıttırı çıkıyor. Nashita'dan fırça almayın arkadaşlar. Nashita'dan fırça alacağınıza Gratis'in falan kendi markalarından alın. Onlar çok daha sağlam, çok daha iyi. Nashita'nın şurayla ilgili bir problem var. Şu bağlantıyla ilgili şöyle. O yüzden sürekli fırçalar yıkarken şey oluyor. Gidiyor. Şöyle. Ev çok dağınık. Ev o kadar dağınık ki böyle hani abi ne yaptın falan dersiniz. Öyle bir dağınıklık, öyle bir pislik. Dün yediklerim falan hala masada duruyor. O kadar pislik yani. Ama ben böyle yorgun olduğumda, halsiz olduğumda hiçbir şey yapmıyorum. Bırakıyorum kendi haline evi. Akşam geldiğim zaman toplarım. Sonuçta ne bitleniriz, ne küfleniriz, ne de pis olmuş oluruz. Tek başına yaşamanın bence en büyük artısı bu. Rimel sürelim. Bu rimel de bitiyor galiba. Bu aralar çok fazla şey yapmıyor. Kurumaya başladı anladığım kadarıyla. Far falan sürmeyeceğim. Hava yağmurlu. Hocayla bugün mantı yemeye gideceğiz. Eğer beni ekmezse. Ekerse de kendime, eğer karnım çok açsa tek başıma gideceğim, mantımı yiyeceğim. Çünkü canım mantı çekiyor birkaç gündür. Ben de böyle bırakıyorum hani. Mantı böyle hani lezzetli olduğu zaman yenmesi gereken bir şey ya. Hani eve böyle hazır mantı alıp yapmıyordum ama ta Yeniköy'de yani gitmiyordum da. Ama bugün, o gün bugün gideceğiz. Bir de ay, Allah sürelim.
Ay çok fenayım. Böyle şey gibi, aptal gibiyim. İnşallah yolda açılırım. Arka tarafın dağınıklığını gördüyseniz onun da kusuruna bakmayın. Pastelin şu 49 Heavenly rengini süreceğim. Benim tek makyajım bu zaten. Başka hiçbir şeye elim gitmiyor. Hiç hoş değil. Nars'ın paleti falan var. Neler neler var. Sadece bunu şey yapıyorum. Kullanıyorum. Şöyle. Tamamdır. Fırçalarımı da inşallah yıkarım. Saçıma bir şey süreyim. Bir şekillendirici bir şey süreyim. Saçım çok fena. Ama zaten benim saçlarım hep fenadır. Ve saat kaç? Bir 10 dakikaya falan evden çıkarım. Artık Seda'nın yanında ya da yolda bir yerde tekrar görüşürüz. Dostlarım, kardeşlerim, ben eve geldim. Ve kapıdan girer girmez direkt yatağa girdim. Ve saat 6:30 falan herhalde. Bakalım kaçmış. Oo, saat 7:05 geçiyor. Ya uyudum desem uyumadım. Böyle işte yarı uyku, böyle yarı uyanık, yarı uykulu, yarı uyanık öyle gitti. Papyon, iner misin aşağıya? İn. Biraz hastayım. Dün de gerçi böyleydim. İshal olmuşum. Ondan sonra bugün daha da beter oldum. Gerçekten çok fenayım yani. Ve böyle halsizlik var. Dışarıdan kendime çorba sipariş ettim. Bir de tantuni söyledim. Ondan sonra karnımı doyuracağım. İnşallah böyle şey olur yani, iyi gelir. Öyle. Bilmiyorum, birazcık kötüyüm. Bugün de video atamadık. Şeyim ya, böyle keyifsizim yani, sıkıntılıyım. Neyse, evin halini bir görseniz var ya, dün erkek arkadaşım geldi. Biz yemek yedik. Yemin ediyorum yemek masası olduğu gibi duruyor. Hiçbir şeyi ellemedim. Ondan sonra hiç halim yok yani. Şurada işte tarak var. Şurada bir tane Estée Lauder'ın şeyi var. İşte Advanced Night Repair'ı var. Karnım guruldadı açlıktan. Şurada nemlendirici krem var. Şurada su var. Sandalyede pantolonum asılı falan. Altıma böyle bir tane kısa short tight giydim. Yani şurada dün yediğimiz tiramisu'nun şeyi var. Çakmak var. Hametan var. Böyle var ya, rezil yani ortalık. Hafiften ateşim var. Böyle birazcık kötüyüm. Birazcık keyifsizim. Ondan sonra bakalım bir yemeğimi yiyeyim. İnşallah kendime gelirim. Yani pilatesi iptal etmekle etmemek arasında bir şeyim. Sabah bir şeyim kalmazsa üzülürüm bu defa pilatese gitmezsem. Ondan sonra ama bir yandan da şeyim yani, hani kötüyüm. Bilmiyorum, böyle gece hani belli olacak, saat 9 gibi 10 gibi falan şey olursa mesaj atacağım. Hiçbir şey değişmezse diyeceğim ki hocam ben biraz rahatsızım, gelemeyeceğim diye mesaj atacağım. Bilmiyorum, böyle karnımda kocaman bir boşluk var. Papyon dişe çıkarmam lazım. Ama hiç halim yok yani. Böyle kapı çaldığında nasıl kalkıp gidip bakacağım diye düşünüyorum. Öyle bir haldeyim, çok fena. Neyse bakalım. Olsun. Geçer herhalde. Ay, her gün video çekeceğim diye söz verdim. Bir regl olacağım diye şey oldum. Keyifsizdim. Kuş uçuşunu izliyordum. Deli gibi ağlıyordum falan. Çok fena. Ondan sonra çok böyle duygusaldım, keyifsizdim falan. O yüzden 2 gün o yüzden paylaşamadım bir şey. Bugün de böyle yani. Yok, halsizim. Seda ile otururken de resmen böyle uyuyordum yani. Hani konuştum, dinledim ama hani çok kötüydüm. Neyse, azıcık karnımı doyurayım falan. Enerjim yerine gelirse tekrar açacağım. Görüşürüz. Bir sonraki günden herkese yeniden merhaba. Dostlarım, dün ben bayağı hastaydım, böyle gece gerçekten çok halsizdim. Biliyorsunuz bugün iyiyim. Sabah güzel uyandım. Nurofen içmiştim, böyle o beni gece terletti falan. İyiyim yani. Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Ben kalkalı bir buçuk 2 saat olmuştur. Şimdi önce bir tane takı siparişim vardı. Bunu paketleyeceğim. Bugün kargoya vereceğim. Ondan sonra bir de bir Can Çil butikten bir alışveriş yaptım. Bir de onu
açacağım. Beraber bakalım. Böyle bu sert açılıp kapanıyor ilk başta. Sonra birazcık yumuşuyor ama bence sert olması güzel. Çünkü bilekliğin kendi kendine açılması hiç iyi bir şey değil. Böyle taşlı topçuk bileklik yazmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam ben buna. Böyle şık kibar bir bileklik sipariş etmişler. Kesenize bereket. Bir de gördüm ikinci sipariş. Biliyorum takipçim. Şöyle. Bunu bugün kargoya vereceğim. Cumartesi verebilirdim ama cumartesi bütün gün yağmur yağdı. Cumartesi kargolayamadım. Şöyle bir ürün. Yanına da bir şey koyacağız. Bakalım ne koyacağız. Şey bileklik alacağım ya galiba. Bu neydi? Matruşka bileklik diye isim geliyor. Kız onların adı neydi? Var ya böyle kırmızı beyaz şans bilekliği. Herhalde onlardan alıp onlardan koyacağım artık kargoların yanına. Bir Cançil butiğinde böyle bir kargosu var. Böyle poşetlemişler. Çok salak bir cümle oldu, pardon. Şimdi bizim Semra buradan alışveriş yapıyordu. Ve geçenlerde baktım böyle Oysho bir tayt almış. Ondan sonra o kadar güzel duruyor ki. Dedi ürünleri güzel geliyor. Bir butik daha var dedi. Oradan da bir şey alacağım, deneyeceğim dedi. O da güzelse onu da söylerim dedi. Ay bu arada Semra'm Covid oldu arkadaşlar ya. Maalesef. Geçmiş olsun. Kıza da bulaştırmış. Serra da Covid olmuş. Kocası Furkan da Covid olmuş. Böyle ailecek evde Covid oldular maalesef. Ama ben ona dedim. Ben ona dedim. O kızlarla ağız ağıza girme Semra dedim. Nerede? Beni dinleyen mi var arkadaşlar? Ey gidi. Ey gidi. Neyse. Neyse de neyse. Bunu da şöyle atalım. Şimdi bu Oysho Tight bakayım. Large beden. Aynen Oysho'nun da burada bu şekilde Made in Cambodia falan yazıyor. Şöyle arkasındaki şey de benziyor. Fakat bu Oysho aynı Oysho şeyi değil. İçi böyle hafiften şardonlu gibi duruyor. Tam olarak göremeyebilirsiniz. Ben L beden aldım bu arada. Normalde de Oysho'da L beden alıyorum. Bir Cançil'de de X large falan yoktu bu arada. Large bedene kadar vardı. Baya böyle sıkı güzel bir tight. Olur bu bana bu arada. Güzel. Güzel beğendim. Baya iyi. Tam olarak aynısı değil bu arada. Ama mesela şöyle hiç göstermez. Baya güzel. Güzel. Beğendim. Bunu 259 liraya aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. 260 liraya almışım. Oysho siyah toparlayıcı tight olarak geçiyor. Large beden 260 lira bu. Bir de kuş uçuşu var ya. Orada ay sürekli beyaz beyaz kazaklar giyiyorlar. Benim de beyaz kazağım yok böyle. Düz beyaz hani ekru böyle bir kazağım yok. Ondan sonra. Orada bakarken bir tane böyle bol kollu güzel bir tane bir şey vardı. Şöyle ben severim. Çok aşırı kaliteli durmuyor ama böyle polyester de durmuyor. Ne yalan söyleyeyim. Güzel yani beğendim. Şöyle bir kazak. Çok böyle şey de değil. Bakayım. Şöyle şuraya kadar geliyor bakın. Göremiyorsunuz. Göstereceğim. Şunu çekelim. Azıcık daha geriye gidelim. Ha, bakın böyle. Üzerimdeki kazaktan kısa ama güzel, güzel. Bunu da beğendim. Bu da böyle bollu bollu. İçine gömlek de giyebilirim. Böyle dümdüz de giyebilirim. Böyle ekru bir kazak aldım. Bu da 299 lira mıydı? Aynen, bu da 300 lira. Böyle toplam 589 liralık bir alışveriş yaptım. Ay, şimdi bunları önce duşa gireceğim. Ondan sonra makineyi çalıştırırım. Çamaşır makinesini çalıştırırım. Dün akşam da bulaşık makinesini çalıştırmıştım ama şey yapmadım. Evde hiçbir şey yok. Yiyecek yani yemeklik hiçbir şey yok evde. Akşam yemek yapmam lazım. Buzluktan kıyma çıkarıp donmuş bezelye alıp acaba kıymalı bezelye mi yapsam? Ya da kıymayı çıkartıp patates alıp kıymalı patates yemeği mi yapsam? Bilemedim. Kıymalı patatese biraz daha yükseğim galiba.
Ondan sonra onları falan şey yaparız. Bugün Zorlu'ya gideceğim. Önce bir otele uğrayacağım. Bir 2-3 saat otelde oyalanırım. Ondan sonra oradan da Zorlu'ya gideceğim. Eğer otele gidiyorsam, otele gittiğim günlerde ben genelde dönüşte mutlaka Zorlu'ya uğrarım. Çünkü yolumun üstü olmuş oluyor. O yüzden Zorlu'da gezmeyi seviyorum. Tabletimde şarj oluyor. Gece hiçbir şeyimin şarjı kalmamış. Bir de ben bu aralar böyle bir kulağım çok hassas olduğu için yol gürültüsünü çok fazla alıyorum. Ve bu yüzden de Apple'ın bu kulaklıkları gürültü önleyici ya. Bunları takarak uyuyorum. Ondan sonra hiç sağlıklı bir şey değil yani. Hani kulaktaki kulak içi kirinin artmasına sebep oluyor bu kulaklıklar. Ama tabii o kulağın kendini hani koruma şeyi ya, ne derler, sıvısı özelliği bir şey ya, o yüzden haliyle şey, ama sürekli böyle kulağımı temizliyorum falan, iyi bir şey değil yani. Sürekli kulaklıkla dolaşmak, sürekli kulaklık takmak hiç iyi bir şey değil. Gitmişken keşke Apple'a bir de şu şeyimi versem. Benim bir tane kulaklığım var, kulak üstü kulaklık olarak geçiyor bunların adı. Bunu Apple'a verip değiştiriyorlarmış çünkü. Ben bunu o kadar çok kullanmamama rağmen. Şöyle bakın, şu şey kısmı görülüyor. Aynen. Şey oldu maalesef, soyuldu. Burası da soyuluyor. Tek bir taraf olsaydı şey yapacaktım ama iki tarafı da böyle soyulunca birazcık üzüldüm. Neden oldu? Sanırım çok uzun süre hiç kullanmadım. Böyle kutusunda, şunun içerisinde bu şekilde kaldı bu. Öyle olunca da maalesef soyulmuş. Bunu bir değiştirtmek lazım. Apple değiştiriyor diye biliyorum. Zamanında Polina'da vardı bu. Ve Polina'ya şey yapmışlar sanırım. Bayağı yenisini göndermişler. Artık yenisini göndereceklerini zannetmiyorum. Çünkü şey demişti. Üzerinde çizikler vardı. Hani bu bayağı yeni gelmiş. Hiçbir şey yok falan demişti. Şimdi öyle yapmıyorlardır. Çünkü biliyorsunuz artık bunlar çok pahalı şeyler oldular. Yani zamanında da yüksek fiyatlıydı ama şimdi artık bayağı böyle hani pahalı pahalı şeyler. Yenisini göndereceklerini zannetmiyorum. Muhtemelen o kulaklığın şey kısmını değiştirip geri verecekler. Bakalım, bir Apple'dan randevu alırım belki şimdi. Neyse, gidiyorum. Şunların bir etiketlerini falan çıkartayım. Makinenin içini doldurayım. Sonra duşa gireyim. Görüşürüz bir yerlerde tekrar. Ay, bu vlog hiç içime sinmedi biliyor musunuz? Burası birazcık şey. Sizi şöyle alayım. Burada durun. Var ya Apple, senin de işin iş ha. Full ışık olduğu zaman nasıl güzel çekiyorsun. Azıcık ışık kalitesi düşük olsun. Asla hiç. Neyse. Zorlu'daydık, hocayla buluştuk. Ondan sonra ben önce otele uğradım. Saat de 18:54. Eve böyle gireli bir 5 dakika falan oldu. Zorlu'da hocayla oturduktan sonra şöyle bir H&M'den bir tanecik kazak aldım. Kazak da değil, kazak. Kazak oldu. Tişört kazak. Bunun adına ne denir bilmiyorum. H&M'de indirim vardı bu arada. Bu videoyu kapatacağım ve hemen editleyip yükleyeceğim ama bu video hiç güzel olmadı. Hiç içime sinmedi, ne yalan söyleyeyim. Şöyle krem renk bir şöyle bir kazak. Şöyle güzel dokusu falan, duruşu güzel baya. Bendeki M&B'den. Şimdi bu normalde 500 liraydı. Fakat indirimle 329 lira 99 kuruşa geliyordu. Benim bir de 100 liralık bir şeyim varmış, kuponum varmış. Ben bunu 229 lira 99 kuruşa aldım. Member kuponum vardı 100 liralık. Öyle. Bunu da şimdi şeylerini çıkartıp bir makineye atacağım. Yıkayacağım. Ondan sonra öyle. Vallahi gerçekten bu video hiç ama hiç böyle içime sinmedi. Ondan sonra böyle keyifsizim, halsizim falan. Olsun artık, ne yapalım. Olsun, bu videoda böyle olmuş olsun. Artık böyle yarın falan biraz daha düzgün bir video çekeceğim inşallah arkadaşlar. İnşallah da inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda normalde hediye verecektim. Fakat video içime sinmediği için hediye vermeyeceğim bu vlogda. Önümüzdeki vlogda daha güzel bir şey çekerek, artık belki makyaj videosu çekerim yarın. Onunla şey yaparım. Hiç belli olmaz.
Onunla hediyeleşiriz. Ama mutlaka bir hediyem olacak sizlere. Dediğim gibi kendi markamdan bir kolye. Satışta olmayan bir kolye bu arada. Onu sizlere vereceğim. Bir tane hediye edeceğim. Ama bir sonraki videoda çekiliş yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.